Herkese merhaba. He, Mesut sabahın 9.30'unda diktin bizi buraya ya. Hayret bir şey kardeşim bu nedir? Gamer adamım ben ya. Yayın At kapatıp geliyoruz şu programa. E, İnsanlar <laughs> şey düşünüyor tabii. Yayın izlerler. Yani izlemeden bir saat önce kayıt oldu falan gibi düşünüyorlar ama. Tabii akşam 8'de izliyorsak nasıl 7'de çekilmiştir falan gibi böyle. Canı döve döve uyandırdım arkadaşlar. Dedim geliyorsun sabahları çalışacaksın bu iş öyle kolay değil. Adam yazmış bana iş, sabah. Ekmek. Oğlum çok uykum var falan diye. Dedim yat istersen yok <laughs> diye çağırdın geldim. <laughs> Bugün konuşacağız. Bugün yerli milli haberlerle giriyoruz. Can sen seversin. Bayılırım en sevdiğim konu. Abi dijital dönüşüm ofisi başkanı Alita Koç bir açıklama yapmış. Demiş ki yani Starlink'e rakip bir yerli alt yörünge uydu internet üstünde en azından fikir aşamasında çalışmaya başladık. Evet Starlink'e nasıl lisans veririz bunun üstüne çalışıyoruz. Ama bir şekilde bunu nasıl yapabiliriz kendi imkanlarımızla? Bunun üstüne de geliştirmeler yapmak lazım. Güney Kore'ye bakın. Güney Kore lisansı verdi ama sonrasında da adamlar kendileri bu sistemi nasıl geliştirebilirler? Çalışmaya başladılar. Sonuçta bizim TürkSat'la beraber yüksek yörünge uydularımız var. Bu tarafta herhangi bir problemimiz yok ama alçak yörünge uydusu farklı bir teknoloji. Bu teknolojiyi de geliştirmek en azından bilgi sahibi olmak lazım demiş. Ben takdir ettim. Dijital dönüşüm hmm. ofisi çok enteresan bir şekilde abi. Mining'den tut. Kripto blok zinciri teknolojilerine kadar her şeyle yakından ilgilenen ve çalışan bir ofis. Hani gerçekten ismin hakkını veren bir ofis bu konuda. Ve Starlink'e lisans versinler ama verirken de yani nasıl oluyor bu iş? En azından birkaç genci heveslendirsinler. Çalışsınlar. Sen Teknofest'e gittin, gördün mesela oraları. Bu gördüm mü bu şey anlatacağım. bu şeyi de onlar mı çalışıyor ya? Dijital TL muhabbeti yapmıştık ya biz bir ara dijital para gelecek filan. Abi muhabbeti. Merkez Bankası ve Dijital Dönüşüm Ofisinin de eli var o tarafta. Yani hmm. tabii ki orada danışmanlık, bilgi verme kısmında varlar ama para dediğiniz zaman orada abi Hazine ve Merkez Bankası şey yapıyordu. Sen bir dur diyor genç, biz orada hallederiz. Para tabii. oldu mu? <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim. Yani bu böyle uzay işte bilmem ne uydum, uydu muydu falan denince böyle bir şey oluyorum. Ya yak ya yani güzel hayaller bunlar yapılamaz oluyorum. Ama şimdi yalan yok. Sen sana bana desen ki 5 sene önce abi dronlarımız Ukrayna'da Rus vuracak diye yak lan derdim mesela. Şimdi yapılınca yapıldı bazı şeyler. Tamam burada bir şaşırıyorum onu söyleyeyim. O yüzden böyle şey oldum. Yani hayırlısı bir abi oldum yani, mı direkt böyle şey yapamıyorum eskisi gibi. Ya ben bu hedeflerde şeyi savunuyorum her zaman için. Abi bir vizyon ortaya koymak, işte aya sert iniş yapacağız demek, tamam mı? Tamam bütçe el vermese de uzay ajansının bütçesine baktığında çok komik kalıyor yani aya bırak sert inişi, ayı teleskopla izlersin o bütçeyi gibi insanlar Dünyadan düşünüyor. Dünyadan sert çıkış yapamazsın o evet yani öyle ne yazık var. ki. Tabii. Ama bir vizyon ortaya konması, bu söylemlerin konuşulması kötü bir şey değil. Sonuç olarak insanlar <laughs> Evet ne yazık ki imkanı olan bütün gençlerimizin hepsini yurt dışına kaptırıyoruz. Kaptırmaya da devam ediyoruz. Bu politikaların bazı politikaların değişmesi, insanların daha özgür olduğunu hissetmesi lazım. Yapılan bazı uygulamalarla ülkede. Bunlar değişmedikten sonra vizyon tek başına yetersiz kalır ama bu ülkede sıkışıp kalmış ben gitmeyeceğim abi burada kalacağım diyen böyle farklı insanlar da var. Onlara da bu vizyonlarla bir şek vermek, bir umut vermek kötü bir şey değil günün sonunda. Ama keşke tabii ki bir omuz kalkarken diğer aşağıda kalmasa hep beraber şöyle kalkarak yukarı doğru gitsek de bunları konuşurken daha umutlu, daha mutlu, daha neşeli olsak yani. Ben vizyon olarak sevdim çünkü bunu destekleyen başka bir konu var. Şimdi insanlara şunu hatırlatmak lazım. Starlink'i başarılı yapan şey SpaceX'tir abi. SpaceX eğer geri dönüştürülebilir roketlerle yani o dikine roket indirdi diyoruz ya adam. Dikine inen roketler olmasaydı ucuza gidip gelinemeseydi uzaya. Bugün Starlink denen uydu internet olmazdı. Çünkü uydu internetin en büyük problemi uyduları yörüngeye çıkartmak zaten. Çünkü çok fazla sayıda yörünge uçuşu yapman, uyduları yerleştirmen, geri gelmen lazım. Türkiye'nin şu anda böyle bir teknolojisi yok. Yani uyduyu geliştirmek yetmiyor. Onu yörüngeye de çıkartman lazım. Bu konuda da Roketsan'ın çalışmaları var. Roketsan aslında çeşitli hı hı. hedefler koymuş durumda. 2030'a kadar bizimkiler de yörüngeye uydu çıkartma hedefleri konusunda çalışıyorlar. Ve şey yapmışlar. Uluslararası Uzay Federasyonu'na kayıt olmuş. Üye olarak kabul edilmiş Roketsan. Roketsan biliyorsun aslında birkaç roket yaptı. Bu sondaları... Çok meşhur Sungur diye roketi var bu arada. Hakikaten kaliteli bir roket. <laughs> Ciddi bak şaka yapmıyorum. Ben oradan çok etiketliyorlar beni sosyal medyada. Abi yine patlatmışsın ortada falan diye böyle. Yerden, hava, ya şey, ya yerden havaya bam diye çakıyor. Valla abi Roketsan sen dedin, Aselsan'la Havelsan'a da ben söyleyecektim. Teknofest'teyken onları bir ziyaret etme, kısa bir konuşma yapma imkanım oldu. Ve çok da açıklayamıyorum. Çünkü emin değilim ne kadar hani böyle açıklanabilir şeyler ne kadar değil ama. Yani e, özellikle Havelsan tarafında falan geliştirmiş yerli bir takım teknolojileri görüyorsun. Okey ha. Yani evet böyle bazı şeyler de birkaç sene geriden geliniyor. Ama yapılıyor ha. Bizde de yapılmış bir şeyler var. Böyle şey oldum. Hey okey bir dakika lan var bir şeyler yani ha filan oluyorsun böyle. i̇nşallah bunlar değerlendirilir, güzel yerlerde kullanılır. Yoksa Türkiye'nin de mühendisi yetişmiyor değil. Ee, ya da belki yeterince anlatılmıyor. Belki istihbarattan ötürü, belki e, kendi PR'ımızı yakmakta eksik kalıyoruz. Artık ne sebepten bilmiyorum ama. Yani güzel yapılan işler var. Türk mühendislerin çalıştığı güzel işler de var. O yüzden Roketsan 2030'da bunu yapabilir mi? Yani 2030'a 6 sene var. Bence yapar ya 6 senede kafaya koyarsa. Abi zaten hedefler o kadar enteresan ki mesela şöyle hedeflere baktığımızda 2026'da işte 200 kilogram yük taşıyıp 550 kilometre mesafeye ulaşan bir roketten bahsediliyor. 2028'de 700 kilometre yüksekliğe kadar çıkan ve işte 1,5 ton kapasiteye sahip bir roketten bahsediliyor. Sonrasında işte daha ilerisinde daha da farklı roket çalışmalarında faydalı olarak hani böyle yarar sağlayacak işler üstünde çalışıyorlar. Burada önemli olan şu. Bu roketlerin fırlatılması için de Türkiye'de bir roket fırlatma istasyonu da kurulacakmış. Yani şey deniyor. Türkiye kimseye bağlı kalmadan uydularını üreten, uyduları yörüngeye yerleşen bir konuma gelmek istiyor. Ama göreceğiz tabii. Yani bu çünkü roketi yapamazsan eğer o Starlink'te uyduydum uyduydum hep bir yerlere bağımlı kalıyorsun. Adama uydunu veriyorsun. Düşünsene ya bak şimdi çok istikbarat gizli bir uydu geliştirdin. Askeri sınıfta bir uydun var? Fransız'a teslim ediyorsun. Amerikalı'ya teslim ediyorsun ki senin için onu yerleştirsin. Abi yani bugün ne diyoruz? Bir sürü siber casusluk yapılıyor. İstihbarat başka bir seviyeye geldi diyoruz. Adam onu manipüle ed ed ediyor mu? İçini açıp bakıyor mu? Ne kadar emin olabilirsin ki bu işlerden yani? O yüzden kendin fırlatmadığın sürece yüzde yüz bir gizlilik söz konusu olamaz senin geliştirdiğin teknoloji. Tabii. Ee, şey durumu vardı Ankara-Çorum arası bomboş arazi abi. Oraya dök betonu, her roketi fırlatırsın tertemiz bir mekan. Ben söyleyeyim şimdiden yer göstermiş de olayım yani. Ya şimdi ben sadece şunu merak ediyorum bu roketlerin fırlatıldıkları istasyonlar biliyorsun bir Fransızların var bir sömürgesinden fırlatılıyor. Amerikalılar yine NASA'nın böyle fırlattığı birkaç kritik nokta var. Bunların özellikleri şu. Yörüngeye en verimli ve en ideal şekilde çıkılabilen noktalar seçiliyor. Hı hı. Yani her yerden de şey fırlatamıyorsun bu arada. Daha doğrusu verimli şekilde fırlatamıyorsun diye biliyorum. Çorum çorum. Ben söylüyorum bak. Oradan mı diyorsun? Ben senelerce Kerbal Space programı oynamış adamım abi. Biz de bilgisayar oyunlarından biliyoruz bu işleri. Çorumdan mı fırlatıyorum? <laughs> Yani şöyle söyleyeyim. Çorum biraz da bir Cape Canaveral kadar kolay bir yer değil ama önemli olan inanmak. Işıltılı gözlerimizle Çorum'u yapacağımız bir üsle her şey kökten değiştirebileceğimize inanıyorum. Hem de Çorum'un da bir şeyi olur. Hani mesela Çorum niye var deyince hani insan leblebi falan diyor ya. Yani bir olur mu lan bir de roketleri olsun mesela. Hani her ilimizde bir güzel bir şeyimiz olsun yani. Bu yüzden Çorumculuk yapacağım ben bu konuyla alakalı. Ama abi şöyle bir gerçek de var. Şimdi bu roketler arada Amerika'da da oluyor. SpaceX'in de oldu. Patlıyorlar biliyorsun. Tabii. Şimdi Çorum'da mı patlasın yani? Biraz uzakta bir yere koysunlar bari şöyle. Yani Çorum'u bir de öyle gündeme gelmesin. Adamlar diyecek <laughs> ulan başımızda bir bela yoktu, bir şey yoktu. Nereden geldi bunlar? Çünkü yani böyle bakıyorsun ya hep bir büyük felaket yaşanmış. İnşallah bizimkiler hiç yaşamaz ama. Yani kolay değil abi kocaman çubuk yapıyorsun içi full patlayıcı madde dolu aslında yani yakıt dediğin hmm. şey ne en ufak bir kıvılcımda De patlatıyorsun be. yani ve eninde sonunda birileri bir hata yapacak. Abi çorum halkı dirayetlidir güçlüdür Ben bu işi yaparsa çorum yapar bak ben söylüyorum yine çorumlular like'lara abansın <gülüyor> 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 biraz bak, memleketçilik. Başka bir rekabet daha geldi. Amerika'dan Amerika'ya rekabet. Abi Amazon'da Starlink'e rakip uydularını fırlatmaya başlıyormuş. 2024'te beta testine başlayacaklarmış. Şimdi iki tane deneme uydusunu fırlatıp bir sinyal almayı deneyeceklermiş. Nasıl işi oluyor mu falan diye. Sonrasında da direkt Starlink'e rakip uzay çöplüğü konusunda çok dirayetli adımlar ilerliyoruz. Bence bu iş nasıl olmalı biliyor musun? Abi bir konsorsiyum kuracaksın ülkeler arası, uluslararası. Ve diyeceksin Bütün ki, bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi. Abi olması gerekiyor çünkü şöyle yani bu Starlink'te Amazon mu yapmak istiyor? Diyeceksin ki ortak çalışacaksın abi birbirinizle uyumlu olmak zorundasınız. Yani bu fiber Hı -hı. gibi. Fiber kablo nasıl? İşte sen bugün bir Türk Telekom yani herhangi bir şekilde Fransız Telekom'la anlaşmak istediğinde fiber kabloyu ona doğru döndürüp bağlıyorsun switch'ini iki protokol değiştiriyorsun başlıyor. Bence bu uyduların da birbirleriyle haberleşebiliyor ve birbirlerinin altyapısını kullanabiliyor şekilde geliştirilmesi lazım. Bir bölgede eğer çok uyduya gerek yoksa diyecek ki mesela Starlink Amazon sen oradaki uydularını bana kirala. Hani bir şey yap ben de sana gideyim Türkiye'nin üstünden kiralayayım. Hani öyle bir şey ortak imece usulü giderim. Çünkü dünyayı da doldurmanın bir anlamı yok abi. Hmm. Sen de 50 bin tane fırlat o da 50 bin tane fırlatsın. Nereye gidecek bu iş? yörünge çöplük zaten bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani bir ara Space Trash diye böyle bir internet sitesi vardı. Açıp yörüngedeki uydulara bakıyorsun. Tabi böyle çok küçük olduklarında fark edilmiyor da sitenin esprisi şu. Dönmekte olan bütün uyduları normal 10 katıymış gibi gösteriyor. Böyle büyütüyor yani. Abi büyütünce dünyanın etrafında böyle bir demirden bir halka var böyle. Yani inanılmaz büyük bir şey. Yani bunların hepsi aynı anda lazım mı değil mi ama işte orada tümüyle yine bilginin şeyi kalıyor. Yine Amazon kendi uydusundan başka fotoğraf çekecek. Elon Musk başka çıkacak. İkisi de gidecekler Amerika'ya. Abi diyecekler benim uydumun fotoğrafı 10 megapiksel. Aa benimkisi 20 megapiksel. Ayrıca HDR var benim uydu şey fotoğrafımda. Evet. Efendim casus fotoğrafımda falan. E, serbest piyasa ve rekabetçi piyasanın gerçekten uzay işinde de önümüze çıkması bana çok ilginç geliyor. Halbuki bakarsın böyle bütün birim kurgu işlerde uzay dedin mi bir anda dünya böyle şey olur. United Earth Federation falan hemen böyle birleşirler. Herkes gücünü birleştirir bunlar güzel gerçeklikler. Bizim gerçekliğimiz de birleşmedi abi. Şu an herkes yarışıyor yani. Ya bu çok yaşa. Yarışın çok Hanım acayip. Spora gidiyor da. Okey abi iyi sporlar Hı. diliyorum kendisine. Bak sen diyorsun ki ben uyanamadım. Hanım atlayıp spora gidiyor. Böyle Tabii bir abi. yaşantı abi. Ama zaten yiğidin eşi öyle olacak derler biliyor musun? <laughs> sen gitmeden gidecek, sen dönmeden dönecek. Öyledir yani. <laughs> Abi valla rekabet konusunda bir başka aşama var. Amerika Birleşik Devletleri Huawei'yi biliyorsun bir kıskaç aldı. Kafayı kaldırmasın diye elinden geleni yapıyor. En son Android'de şeye ulaşmasını engell engellemişlerdi Huawei'nin servislere ve Google Market yok. İşte Huawei cep telefonu satın alıyorsun. Alet megapiksel fotoğraf çekiyor. Uç uçuk uç, yapay zeka ile işliyor. İnanılmaz ekran tasarım. Diyorsun ki dur ya yeni bir oyun çıkmış indirim yok. Tabi hmm. ki o zaman akıllı cep telefonu olmasında pek bir esprisi kalmıyor senin için yani böyle bir kenara koyuyorsun Ben şeye şaşırdım senin bir tane burada Android fanboy bir tane seyircim var her hafta gidiyor ikimizin de ekşi sözlük hesabında şey yazıyor Android telefonlar şöyle iyi böyle iyi bunlar Apple fanboy falan yazıyor bir tane ben, bir art, arkadaş var Oppo yazdıkça sinirleniyor adam git gide yazıyor Ha öyle. ben salladı salladıkça sinirleniyor adam Geçen hakikaten açtım baktım oppo dünyanın dördüncü telefon markası falanmış birincisi dördüncü kim sallar hayatımda hiçbir sektörün dördüncüsünü duymamışım bunu söyleyeyim yine bak yine <gülüyor> <gülüyor> ama bana sorsan huawei benim böyle gözümde çok büyük markacı hani huawei yani tamam mı oradan bir şey çıkar diyorsun. Baktım Huawei falan piyasada yok. Bu Amerika'nın boykotları sonrasında silindi Abi, gitti adam, Huawei. Yi. Kendi telefonunu mu çıkaramadı? Oldu? Honor da Huawei'ndi. Hatta Samsung'u falan hem çok ha. hızlı tokatladı. Apple'ı da böyle şey yapıyordu artık. Bir sonraki jenerasyonda Huawei'ne tanıtacak diye millet merak etmeye başlamıştı. Tam o kırılımda Trump Hı -hı. reis geldi dedi ki hayırdır dedi sen ne yapıyorsun el kol hareketi değişik dedi tamam Bir şey yaptı banladı bunları. Oradan sonra Huawei sadece saatlerde, kulaklıklarda andığımız güzel bir marka haline geldi. Yoksa adamların cep telefonu var. Ama katlanabilir bir cep telefonu var. O kadar kolay var. mı ya bu iş? İnanılmaz can görsen. Yani iPhone 14 Pro Max kalınlığında, ağırlığında herif katlanabilir cep telefonu yapmış. Bir açıyorsun tablet gibi oluyor. İncecik. Tek eksiği var. Android market yok içinde. O da olsa var ya. Dünyayı silip süpürecek herifler fiyatta falan. Dedi ki sen benim teknolojimde bana rakip hmm. oluyorsun dedi Huawei. Huawei Başkanı'nın da o süreçlerde açıklamaları var. Apple bizim öğretmenimiz. Ona bakarak öğreniyoruz falan. Çünkü işte Feyz Huawei aldık. MatePad çıkıyor. Apple'ın iPad'inin Huawei yazanı. İşte bir dizüstü hmm. bilgisayar çıkartıyor. Yani Apple'dan tek farkı üstünde Huawei yazması ve Windows olması içinde. Yani Birebir böyle adamlar artık şey yapmaya başlayınca orada bir sen gel dediler. Ne yapıyorsun? Ve adamlara baya bir ambargo getirdiler. Çin'e olan ambargolar sadece bu Bizim sen de ilk çektiğimiz programlardan birindeydi hatta. Daha programın ismi hatta GG değildi evet, galiba. Ben adım bu adımdım, hatırlıyorum. Ha filan evet. Ama şeye çok şaşırdım ya. Hadi öyle ben marka banlıyorum deyip marka banlamak var mı ya dünyada? Yani bu bir tek Huawei'in başına mı geldi bugüne Amerika, kadar? Bunlar çünkü yap, şehirde çıkmıştı onu hatırlıyorum. Amerika'da da 5G altyapısını mı Huawei oluşturuyordu da milli güvenlik mevzusu mu çıkmıştı? Orada bir kıllı tüylü bir olaylar oldu yani. Harbi, ha. Bana sorarsan tuhaf bir şeyler var. Müttefin dronunu vurma. Müttefin askerinin kafasına çuval geçirme. Bunların hepsini Amerika yapabilir. Ondan Hı -hı. sonra Amerika senin yanlışlıkla bayrak gemini vurup kaptanını öldürebilir. Şehit edebilir tamam mı? Hı -hı. Bunlar Amerika ve özür diler. Ya da özür dilemez. Sen özür Hı -hı. beklersin sadece. Kalkıp da misilleme yapamazsın. Mesela şimdi Amerika Çin'e karşı bir trilyon tane böyle ambargo uyguluyor. Çin hala bekliyor böyle. Neden? Abi Çin'in deposu Amerikan tahvili doluymuş. Ve diyorlar ki hmm. doların değeri düşse bir şey olsa Amerika'ya Çin de batıyor beraberinde. Yani kapitalistler hmm. komünistleri kendi köleleri haline getirdiler. Onlar için çalışan ve onlar için üreten köleler haline getirdiler. Böyle değişik bir dünya düzenine gittiler diye Amerika sen üretmeyeceksin derse üretmezsin abi. Üreteceksin dersen de üretirsin. En azından dünyanın hamiliğine soyundu deniyor ya Amerika için. Çift dengede kaybolunca Rusya böyle acayip diktatör bir ülke haline dönüşünce... ...durup dururken gücünü yitirince abi. Saçma sapan bir şey haline geldi. Amerika istediği yerde istediği atı koşturabilir oldu. Bakma sen bu Çin'e yaptığı şey... ...yani bir gün Türkiye yapmayacağını nereden biliyoruz? Kafayı tam kaldırın Starlink'e rakip olacaksın... Kralım ya ben uydu geliştirmeni istemiyorum. Banladım seni diyor. Hollanda, Japonya falan beraberinde geldi bu banın Kanada. Amerika ne derse Herkes onu yapıyor. Hı -hı. Ama işte o dönem böyle Huawei ile alakalı bayağı da bir milli istihbaratla alakalı bilgiler sızmıştı diye hatırlıyorum ben. Bir şey sardılar oraya e, yani. Abi, Yok Avrupa'daki işte bilmem ne ne Avrupa'da kullanılan işte bir takım internet bilmem ne sağlayıcılar Huawei markaymış. Hayvan gibi oradan data çıkıyormuş. Bir sürü şey çıktı böyle şey oldu. Huawei biraz Hırs da yaptı galiba Afrika'daki yani. Afrika'daki bir diktatörün muhalifleri hakkında bilgi istemesi sonucunda WhatsApp görüşmelerini adama direkt verdikleri ortaya çıktı şifresini kırıp. Hatta hmm. üstünden. Daha doğrusu bu Amerika'nın söyledi. Hmm. Çünkü Amerika'nın çok daha yakında Merkel'i dinlediği ortaya çıktı. Adamlar özür dilediler seni, özür dileri seni dinledik diye. Hani o zaman hiçbir şey olmuyor. <laughs> Amerikan altyapısını sökelim, atalım Tabii. diyemiyorsun. Neden? Abi nereden neyi sökeceksin artık yani? Hep beraber ortak olmuşsun, akraba olmuşsun artık adamdan yani. Öyle bir şey yapamıyorsun. Çin'in alternatifi Amerika şu anda olduğu için adam diyor ki Çin'i sök beni kullan. Aga senin de daha yeni ortaya çıktı işte sim kart üreticilerini hacklediğin, tüm cep telefonlarını dinlediğin, Windows'ta işlemcilerde arka kapı oldu istediğin gibi girip çıktığın bütün sistemlere. Yani bunlar bunlarda sıkıntı olmuyor da Kanada seni banlamıyor da Amerikan ürünlerini. Hayırdır Çin'de iki tane istikbara sıkıntısı oldu diye niye Çin'i banlıyoruz tüm dünya olarak? İşte muhtemelen bu işte de yakalanmamak daha önemli yapmaktan ziyade. Bunlar yakalandı yani da. Bence ya. burada önemli olan şu abi, Aha. atom bombasının kimde olduğu ve atom bombasını kimin kullanabileceği. Sadece atom bombası olması Hı -hı. da yetmiyor. Bunu bir kere kullanmış ve bunu tüm dünyayı göstermiş bir ülke var karşında abi. Amerika hariç. Hı. Üstüne de ağlayarak film çekebilecek kapasitede bir manyak evet, lazım yani diyorsun. yani. Yani böyle <laughs> saçma sapan bir <laughs> ülke ve şeyi de gösteriyor. Yani fütursuzca. Dibinde askeri tatbikat yapabilir. Küçük bir ülkeysen hemen dalabilir abi bir şeyleri bahane edip. Dünya hiçbir şey yapmaz. Bunu net bir şekilde gösterdi. Irak'a girerken herhangi bir bahanesi var mıydı adamların? Yani uyduruk şeyleri i̇şte, haricinde. İşte uydudan bakmışlar. Böyle ince uzun bir şeyler görmüşler. Vay demişler olur mu lan falan. Kavga çıktı oradan yani. 10 sene sonra dediler ki yokmuş öyle bir şey. Biz yanlışlıkla daldık ama neyse iyi oldu falan dediler. Şimdi ABD <laughs> Ticaret Bakanlığı demiş ki. Huawei'nin çip konusundaki ilerlemeleri rahatsız edici. Çünkü Huawei'nin yeni çıkarttığı cep telefonunda Kirin 9000S isimli bir işlemci var ve Çin'in 7 nanometre çip üretimi konusunda oldukça iyi bir seviyeye geldiği konuşuluyor. Amerika çip üretemesin istiyordu. Ve hı hı. şimdi demişler ki biz birazcık daha arttıracağız bu yaptırımları özellikle yapay zeka alanında herhangi bir yongayı temin edememeleri gerekli. Seagate'e geçen 1.1 milyar dolara yakın bir ceza kesmişler bu konuyla ilgili. Pardon. Seagate'in Huawei'ye 1.1 milyar dolarında değerinde sabit disk satması nedeni 300 milyon dolar ceza kesmişler adamlara. Hmm. Ve Huawei disk satmak da yasak disk yani. Disk satmak da yasak ama ne hikmetse Amerikan firmaları şakır şakır iş yapmaya devam ediyor. Microsoft Windows kullanıyor dizüstü bilgisayarlarında. Seagate disk satmış arkadan. Şimdi bir yerli marka olsaydı bu Sadece para cezasıyla kalmazdı. Türkiye'yi bir de bloklarlardı bütün ticaretten. Kendi markaları kesince Hı -hı. sıkıntı olmuyor anladığım kadarıyla. Hani ver parasını tamam ya derdin ama. Hadi bu seferlik affedeceğiz diyor yani. Bu arada son haftalarda şey de çok sızıyor. Onları görüyor musun bilmiyorum. Mesela şu an Rusya'da McDonald's'la çalışıyormuş hala. Ama farklı bir isimle. Hani, hani sorsan McDonald's boykot yapıyor. Ama McDonald's olarak millet hani Rusların gidip yemek yiyebildiği yerler mesela çıkmış hala işte oyun sektörü devam ediyor. Ekran kartı bir şekilde sınırlarından evet. giriyor. Nasıl giriyor belli değil falan. Yani şey çok ilginç ya. Hani savaş, boykot falan. Tabii bunlar güzel meseleler ama ticaret durmuyor ya. Böyle şey spice must flow derler ya yani. Para akmaya devam ettiği sürece herkesin keyfi yerinde hiç öyle şey ahlaki kaygıları bir yerden sonra çöpe atıyor insanlar. Ama şey de çok ilginç oldu Mesut gerçekten. Yani inşallah bir gün bunların niye olduğuna dair bir belgesel izleyip çok merak ediyorum. Hani hakikaten arka planda ne olduğunu. Ya bu Rusya bu Ukrayna'yı nasıl bitiremedi hacı ya? Yani çok kahvehane muhabbet yapıyorum şu an farkındayım ama bence bu konuda kimsenin gerçek bir cevabı yok. Çünkü savaş devam ediyor ve aslında istihbarat meselesi. Amerika'nın oraya kaydırdı Avrupa'nın kaydırdı paraları biliyoruz tabii de. Oğlum nasıl olabilir ya? Birisi çıksın izah etsin çok istiyorum yani. Şu, bir video vardı YouTube'da. Diktatörler orduyu sevmiyorlar. Ve ordunun güçsüz Hı. kalmasını istiyorlar ki ordu herhangi bir şekilde müdahale edemesin. <laughs> Rusya'da çok uzun bir zamandır ordu insanların küçümsediği, gitmek istemediği, güçsüzleştirilmiş bir yapı. Özellikle bu tip organize hareket etme kabiliyetini kaybetmiş. Neden organize hareket edememesi <laughs> lazım ordunun? Organize hareket ederse yani Putin'in bir gün tehlike olduğunu düşünüp Putin'i indirmeye kalkabilir organize bir şekilde. <laughs> bu yüzden içerlerine sızılmış, yok edilmiş, darma duman edilmiş. İşte görüyorsun ticari bir sürü oluşum var. Vıraklar mı bilmem ne bir şeyler söylüyorlar. Yok... Adam darbe yapmaya kalktı tek başına falan. Sonra onun uçağı düştü. Tam o anda uçağı yani, düştü ya. ya Yanlışlıkla bir şeyler oldu öyle. Sonra geçen 140 askerin <laughs> olduğu bir uçakta pistten çıktı inemedi. Değişik şeyler patladı hepsi. Hmm. Neyse bu tip yapılara bölmüşler ki Putin reis herhalde koltuğunda rahat otursun. Şimdi böyle olunca da o Ukrayna'ya gireyim dediğinde abi kimleri kullanmak zorunda kaldı? Devşirme bir sürü değişik grubu bak. Dikkat et Rus askerlerinden fazla Oğlum allah Ekber diyen Rus nasıl olabiliyor? Yani piyasada bir sürü değişik adam var tamam mı savaşan? Ve hepsinin elinde de güçsüz silahlar, etkinliği belli olmayan bir sürü yapı, bilimden uzak bir sürü iş. Zaten Rusya'ya bağlılıkları da yok adamların. Yani araç çamura saplanıyor, Tabii. bırakıp gidiyor abi aracı anladın mı? Kurtarmak falan yok. Bizim Türkiye'de böyle mi? Bizim askerimiz abi paleti atan tankın içinde uyuyor donma tehlikesine karşı. Ya. Neden? O tankın değerini biliyor bu ülke için. Adam bu ülke için yaşıyor. Hı hı. Askerlik yoksa asker maaşıyla yapılacak iş değil gerçekten bu vatanı, milleti sevmesen. Net bir şekilde söylüyorum. Askere giden her Türk genci de bunu şey yapacaktır yani. Kesinlikle onaylayacaktır. Askerde kalabilmen için bu vatanı, milleti çok seviyor olman lazım. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Diğer ülkeler böyle değiller pek. Zaten savaş oldu. Bütün Rus erkeklerinin ülkeden kaçmak için sıraya girmesi falan. Bunun göstergesi. Üstüne bir de Avrupa'nın Amerika'nın üstün silahları eklenince karşısına duramadı ki her evden tank savarla tank ateş ediyorlar. Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi Amerika drone geliştiriyor. Almanya'nın bir sürü tank savarı, drone savarı, üstün teknolojisi var, silahları var. Kanada'nın bir sürü optik Hı. görüntüleme ya da top teknolojisi var. Tanyum'dan toplu üretmiş adamlar. Hem hafif hem şey etkili. Ama bunları satmıyorlar müttefiklerine. Bu satmadıkları içinde ya da 3. Dünya ülkeleriyle paylaşmadıkları içinde tam olarak aslında bir savaştaki etkinlikleri bilinmiyordu bu adamların. Suriye'de, Muriye'de bazı gruplar üstüne test ediyorlar silahları ama sen bilmiyorsun. Hı -hı. Şimdi ilk defa... Ukrayna'da deri gibi argı heh, yapıyorlar şimdi değil mi? Her gün yeni deney şimdi yapıyorlar. Şimdi ilk defa Rusya, Batı'nın gerçek teknolojileriyle tanıştı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Dronlar, muronlar Hı -hı. bilmem neler derken. Şimdi Türkiye için de şöyle bir şey oldu. Ben bu muhalif gerçekten muhalif olmak çok büyük akıl gerektiren bir iş abi. Şey anlamıyorum. Hani orada bayraklar düştüğünde sevinen Türk sihaları iş yapamıyor o falan diye atlayan bir grup var ya. İdrak edemiyorum Hı -hı. onu. Çünkü niye? Abi dişe dişe neyi öğreniyorsun? Rusya'nın bunu nasıl düşürdüğünü. Nasıl etkin olabileceğini. İlk Suriye'de biz harbe gittiğimizde Rusya'nın elektronik harbine karşı İHA'ların, SİHA'ların çok etkin olmadığı anlaşılınca elektronik, Rusya'nın elektronik harbine karşı koyabilecek şekilde geliştiriliyorlardı. Ukrayna'da ilk başta bu kadar etkin bir şekilde bizim siyalar, İHA'lar aktif olarak rol oynuyorlar. Sonrasında Rusya da tabii ki bunu çözüyor. Onlar çözdükçe senin de başka bir çözüm üretmen gerekiyor. Bu bir savaş Hı -hı. yani ve teknoloji savaşı aynı şekilde. Aynen öyle. Bu yüzden Rusya bir şeyde kaldı abi o ambargonun ve teknolojik yarışın aynı zamanda politik içerideki çekişmelerin neticesi olarak patladı Ukrayna'da. İşte düşündüğü gibi öyle bir gecede girip de merkezi alamadılar. Başkentte çay içemediler yani. Ve yani bence dünyanın dengelerini çok değiştirdi bir olay. İlerleyen senelerde çok etkilerini göreceğiz bunun gibi hissediyorum. Senin demin bahsettiğin and Çin, Rusya, Amerika ekseninde Aa ulan hani Rusya'da çok da bir şey yapamadı lan filan gibi oldu bir anda e, böyle. canım. Bakalım. Yani uzun vadede nasıl etkileri olacak çok merak ediyorum. Çünkü ta 1940'lardan beri işte bir soğuk savaş ve o soğuk savaşın kurduğu dengelerle dünya hani bir noktaya kadar geldi. İlk kez dünya tarihinde böyle e, Rusya'dan da hani bir şey çıkmadı kanka hayırdır falan gibi böyle bir durum var. Bu dengesizlik nereye götürecek e, bundan sonrası merak Şimdi ediyorum. şeyi görüyorsun. Dağlık Karabağ bugüne kadar niye Azerbaycan tarafından hakkı olduğu halde alınamıyordu? Ermenistan işgali hı hı. altındaydı. Çünkü Rusya'nın himayesi altındaydı Ermenistan ve Rusya'nın himayesinde olduğu için de Birleşmiş Milletler'in dahi işgalci kabul ettiği Ermenistan oradan çekilmiyordu. Yani Birleşmiş Milletler dahi ne diyor? Orası Azerbaycan'a ait bir topraktır diyor. Bugün ne oldu? Hı hı. Abi bugün Türk teknolojileriyle beraber, Azerbaycan'ın dik duruşuyla beraber gittiler aldılar geri. Yani bir şeyin himayesinin artık aslında o kadar da himaye olmadığı, çok da koruyucu olmadığını hı hı. da birileri görmeye başladı. Bu bölgede Tabii. dengeleri çok fazla değiştirebilir bu arada. Ve ben her zaman söylüyorum bölgede işte Ermenistan, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan arasındaki gerilim. Abi dünyanın en boş gerilimlerinden biridir. Evet tarihten bir sürü böyle birikmiş acı herkesin farklı bir öğretisi var ama abi geçmişi bir şekilde gömüp geleceğe odaklanmazsan halklar ızdırap çekmeye, fakirlik çekmeye devam edecek. Ulan aç koridoru herkesin işine yarayacak o koridor. Sen niye orada tampon gibi durup da milletin şeyini yapıyorsun ki borazanlarını? Hiç gerek yok yani. Bu yüzden bu dengelerin değişmesi bilmiyorum çocuklarımızı iyi bir dünya mı gösterir yoksa savaşların bol bol olduğu kimsenin himaye edilmediği bir dünyaya mı kavuşuruz? Allah korusun inşallah diğer tarafa doğru gideriz barışın hakim olduğu bu abilerin artık milleti karıştırmadığı birbirine düşürmediği milletinde ulan bizim gücümüz birbirimize yetmiyor gelin kardeş olalım dediği bir ortam görürüz belki çok mu pembe oldu? <laughs> Hayırlısı be abi. <laughs> güzel şeylerden bahsedelim Can. GeForce Nova bir sürü oyun eklendi. İnanılmaz bir gelişme oldu kütüphanede. Hey ya Allah bir şey söyleyeyim mi? Dur tam bak güzel noktaya bir değindim. Parmak bastırdın bir anda. GeForce da şu an şeyi unutmamak lazım. Her hafta eklenen oyunlar bir kısmı Steam kütüphanesi carçurt. Bir kısmı da Game Pass'ten ekleniyor. O yüzden şu an Xbox Game Pass olan arkadaşlar için bir sürü yeni oyun eklendi. Ama özellikle bu hafta 3 tane büyük oyun geldi bunlardan bir tanesi Assassin's Creed Mirage. Daha küçük bir Assassin's Creed çıktı. Ben de dün yayında oynadım. yani bu senenin ortalama oyunlar trendini bozmamış öyle söyleyeyim. Hani şey yapmamış böyle. Yani Aa evet Assassin's Creed vardı lan, falan dedirtiyor insanı ama hani böyle bir helal olsun bir gaz yaratmıyor ama işte bakmak isteyenler için hatta onu da söyleyelim Ubisoft Plus ile alırsan hatta artık bu sistemler geldi yani. Bir merak ediyorum 900 TL mi vereceğim? Yok Ubisoft Plus aboneliğim varsa o da Xbox'tan alınabiliyordu. İnsanlar biliyordur bu yöntemi. E, ee, GeForce Now'dan bağlayıp küt diye bakabiliyorsun 179 TL aylık. Yani Ub Ubisoft Plus'ı alıp Game Pass'i alıp onları GeForce Now'dan oynadığın inanılmaz bir dünyaya doğru gidiyorsun şu anda. Bon İşler bir şey. karışık. Ee, bir de City Skylines 2 şimdiden eklendi çıktığı zaman Xbox Game Pass'te. E, Game Pass'ı dur. Xbox Game Pass'te zaten var Allah kahretsin. Ve de GeForce Now'da oynanır bir hale gelecek. Her şey birbirine giriyor Mesut benim kafamda böyle. Bir şey daha vardı onu da unuttum. O da çok kıymetli oyundum. Ha Alan Wake 2 ya. Remedy'nin yeni oyunu. O da geldi şimdiden GeForce Now'a. o yüzden The Skylines millet baksın. Çok uygun GeForce Now yapısı içinde bu arada. Hani Legin Megin çok önemli olmadı. Hmm. Çok rahat bir şekilde her şeyi kontrol edebilen strateji oyunları. Aslında çok idealler bu yapının kendi şeyinde. Hmm. GeForce Now gerçi o kadar düşük gecikmeli ki otomobil yarışını bile çok iyi oynayabiliyorsun. İleride Forza Motorsport falan çıktığında oturduğun yerden <laughs> doğru düz oynayacaksın abi işte. Yani o konuda şöyle bir şey yaptık abi. Geçtiğimiz haftalarda bir fuar vardı. Sen de evet. biliyorsun bu konuları. Ee, orada sahnede Rocket League turnuvası yaptırdık genç olarak. GeForce üzerinden yaptılar. Şey. Lan'dan oynuyormuş gibi yaptılar. Yani şimdi bu oradaki... Yani şöyle söyleyeyim. Yani şampiyon olan çocuklara da sorduk hani ne diyorsunuz gecikmeyle alakalı. Diyor abi bir yerden sonra unuttum gecikmeyi diyor. E tamam zaten... Yani son dakikada kafa topuna çıkıp da topun dengesini böyle hakikaten %100 değiştirebildiğim bir oyunda gecikme olduğunda Rocket League oynayamazsın. Ana sahnede Rocket League mi yapsak yapmasak mı diye hatta endişe edilmişti öyle söyleyeyim. Ulan bir sıkıntı olur mu falan diye. Yo abi pürüzsüz çalıştı bütün turnuva. Yani GeForce Now gecikme konusunda hangi oyun oynadığında çok alakalı bu arada. Onda çok insanlar şey yapıyor. Her oyunda performans aynı olmayabiliyor. Çünkü bazı oyunlarda gecikme çok kritik olmuyor mesela. Orada farklı bir sistem sana atıyor. Ama bakıyor Rainbow Six mi oynuyorsun Counter Strike mi oynuyorsun işte Rocket League mi oynuyorsun böyle milisaniyeler önemli o zaman farklı bir network port atıyor sana o duruma göre çözüyorlar genelde oyunlarla alakalı ama benim gördüğüm şey yani cloud teknolojisinin geldiği güzel bir nokta bir de bakalım inşallah seneye böyle bir takım ihtiyaçları karşılayacak daha büyük haberler vereceğiz gibi hissediyorum bu teknolojiyle alakalı. Bazı duyumlarımız var şu an kulaklığımdan yönetmenim iletiyor bana bazı şeyleri henüz açıklayamıyoruz yani. Abi dünya yönetenler şimdi mesaj mı verdi sana can gizli şeyleri Verdim. açıklama sakın. Aynen. Devam etme burada kesme. <laughs> dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Nvidia <laughs> kulağımı üfledi az önce. Şaka maka yani Nvidia dünyanın en büyük on şirketinden biri oldu değil mi? şu Abi anda? Nvidia teknoloji dendiğinde yapay zeka dendiğinde aklı ilk gelen markalardan bir tanesi. Özellikle 4000 serisiyle beraber süper bir atılım yaptı ve bu süper atılımın neticesinde HP Victus 15FA1035NT modeli RTX 4050 dizüstü modeli şu anda Gaming Gen TR'de süper bir fiyatla satışta. RTX 4050'nin şöyle bir güzel bir yanı var. İşte bu frame gen teknolojisi, DLSS 3.0, 3.5 teknolojileriyle beraber modern oyunlarda bana mısın demeyen güzel bir performans veriyor. Bu düzüstü de 15.6 inç ekranda 144 Hz tarama sunan 16 GB belleğe 512 GB SSD'ye sahip bir model. Core i5 13500H işlemci beraber geliyor. Çok iyi bağladım burada etkilendin <laughs> değil mi? Böyle bir fantazi yaşadın yani. <laughs> Ay <laughs> bir anda koptum mü de bir şeyler anlatıyorsun. Neyse iyi bilgisayar gibi geldi güzel, güzel, Mesut Öyle diyeyim ben. Güzel. Abi? Ama bağlama kısmı nasıldı? Hakkımı teslim et. Güzel falan. <gülüyor> <gülüyor> ya artık bu bir yerden sonra ustalık gerektiriyor acaba. Vallahi helal olsun. Abi Gamekick TR'yi de şöyle seviyorum. Şimdi altta link var. Zaten linke tıklayarak gidip dizüstü bilgisayarın bütün teknik özelliklerini görebilirler. Abi çok az teknolojiyle ben ben teknoloji satıyorum diyen site detay veriyor. Yani GamingGen.tr'ye girerlerse eğer dizi ile ilgili merak edebilecekleri her şeyi bulabilirler. GPU'ya kaç watt veriliyor, işte genel olarak ekranın tepki süresine, renk ne kadar kapsıyor bunların hepsini siteden görebiliyorsun. Bu yüzden de tebrik etmek istiyorum TR ekibini tekrar. Yani i̇nsanların merak edebileceği ince detaylara dahi yer vermişler. Kafada soru işareti kalmadan direkt ya sepete ekleyip yapıştırabilirler. HP'nin Victus ailesi de son dönemde bakıyorum çok övgü alan bir aile oyuncular tarafından. Sevilen bir dizüstü bilgisayar modeli yani. Burada da böyle bir... Bunlar çok güzel konular. Yerleştirmemizi yapalım. Ama gel biraz da FSR 3 konuşalım ya. Şu kadar Nvidia'lar, GeForce Now'lar konuşmuşuz. Abi FSR 3'ü... Biraz da FSR 3 konuşalım. Geçen programda kızmışlar. Geçen hafta konuşamadık. Evet. Ya ama şeyi kaçırıyorlar işte bizim çektiğimiz tarihle yayınladığımız tarih arasında fark var. Yani biz yayınladığımızda pardon çektiğimizde daha FSR 3 Ha çıktı, daha çıkacak gibiydi. Biz yayınladığımızda evet. çıkmıştı. O yüzden anca daha bakabildik Yazık biz bir şeylere. Oldu. Ve genel olarak gördüğüm kadarıyla insanlar memnunlar. Performansta ciddi artışlara sebep oluyor FrameGen teknolojisi. 5000 ve üzeri AMD ekran kartlarında çalışırken Nvidia Hı -hı. tarafında 2000 ve 3000 serisi GPU'lar ve üzeri, hatta önerilen 3000 serisi AMD tarafında da 6000 serisi. Ama yapılan denemelerde gördüğüm kadarıyla yüksek FPS artışına neden olduğu gibi Aynı zamanda hı hı. eski ekran kartlarında FSR 3.0'la beraber Nvidia ekran kartları, AMD ekran kartları ciddi FPS artışı sağlıyor frame gen olmasa bile. Yani oyun Tabii. dünyası için ideal. Evet grafik hataları yaratıyor mu? Abi detaya girip zoomlayıp bilmem nesine bakarsan falan orada evet bir şeyler yakalıyorsun. Yani evet ona şöyle biraz şey bakmak lazım. DLSS ile kıyasla kıyaslayacaksan yani öyle söyleyeyim. Hani doğrusu bunun hakkını vermek gerekiyorsa AMD DLSS 3 kıyaslarını izledim detaylı. DLSS 3'te şöyle hı hı. bir şey var. Şimdi DLSS 3'te eğer performans modunu açarsan grafik çoğu zaman Bu arada, berbat olmuyor. Çok pardon lafını bölüyorum. Sen daha kendin denemedin Yok, değil mi? Çünkü şöyle bir yani. şey var. Ben denemedim. Neden denemediğimi de söyleyeyim. Immortals of Aveum'da çıkmış. Yani denemeyeceğim Immortals of Aveum'da çünkü hookers yani bir de For Spoken şu an destekliyormuş. Aynı şeyi burada da söyleyeceğim. Yani Cyberpunk'a falan gelecek yakında anladın mı? Başka bir takım oyunlara gelecek. Ee, ya elle tutup elle tutmaktan keyif alacağım oyunlarda test ederim. Çünkü ben şimdi teknik adam değilim. Hani açayım da böyle sırf oradan FSR testini yapabilmek için zerre oynamadım. For Spoken'ı 5000 lira vereyim de cebime koyayım. Böyle bir niyetim de yok onu da söyleyeyim. Bekliyorum çıkmasını ama soyuntulara sayılara sen de bakmışsındır. Ee, sonuçlar sayılar itibariyle ben DLSS 3'e denk bir teknoloji yapabildiklerini gördüm Abi burada yani. DLSS 3'e denk olması için FSR'ı quality modda çalıştırman gerekiyor. Yani o vaat ettikleri performans artışları performans modunda oluyor ama performans modunda da çok ciddi grafik detay seviyesinden feragat ediyor. Yani baya kötü Hı -hı. bir şey çamur gibi bir şey görüyorsun bu DLSS'in ilk versiyonları gibi oluyor. 1.0 gibi. Eğer DLSS e rakip olsun dersen Dediğim gibi quality modda çalıştırman lazım. Oradaki en büyük artısı da abi Nvidia 2000 3000 serisine vermedi bu Frame Gen teknolojisini. AMD veriyor. Hı hı. Yani bir Nvidia kullanıcısı hı hı. olarak AMD'ye teşekkür edilmesi gereken günlere geldik. Şimdi buradaki savaş şunu hı hı. gösterecek. Eğer gerçekten yeni nesil oyunlarda kabul edilebilir bir grafik kalitesiyle bu Frame Gen'i sunabilirse ben sana söyleyeyim çok ciddi rakip olacak diyelesesi. Tayygunluk konusuna da öyle. Ben ben buna çok sevindim. Yani şöyle çok sevindim. Şeyi takdir etmek lazım. Yani Nvidia teknolojik Arge konusunda hiç durmuyor. Evet. Zaten bir vakittir söylüyorduk ki... kendi kendine rekabet Hı -hı. ediyor bir süredir diye. Ya yani bir süreden beri bence şöyle bir durum vardı. Nvidia hisseleri sürekli yükselişte... Şirketin değeri artışta. Artık Jensen yukarıdan diyor ki oğlum diyor yemişim ABD'sini KUMED'sini hayvan gibi teknoloji basacaksın hisseler düşmeyecek bak içeride bir sürü param var ha diye. <laughs> hisseler düşmesin şov yapalım diye adam ekibi kırbaçlıyordu. Bir de yanlarca rakip geldi şimdi gelsin oh hani var ya hey. oh gelsin rakip gelsin. Yesinler birbirlerini çünkü bak adam şimdi 20.000 serisi ekran kartlarına şey Nvidia 20.000 serisi ekran kartlarına Frame Generation getirdi. Ha şeyi söylemek lazım. Frame generation ile alakalı yapılan bütün testlerde yani en az bir 70-90 FPS görmen gerekiyor ki frame generation'ın ekleyebileceği frame'ler bir işe yarasın diye çok söyleniyor. Yoksa frame generation şey yapamıyor yani 30 FPS 35 yapınca çok bir şey fark etmiyor da 90'ı 120 yapınca çok fark ediyor. Yani frame'lerin hızlanması lazım senin gücünü daha iyi anlayabilmen için. O yüzden şeyi merak ediyorum şimdi 2080 Ti kart sahibi 2080 Super sahibi arkadaşlar Açarlar artık bundan sonra yeni oyunlarda FSR 3'lerini. Bakalım kaç frame'e çıkabiliyorlar. O frame'lere frame generation ne kadar etki ediyor. Yani süper samplingle şeyi büyütmek ne kadar etki ediyor. E, Upscalingler ne kadar etki ediyor gösterirler. Ama piyasaya kan ve can gelmiş oldu. Çünkü şu ana kadar bence e, AMD'nin burada sunduğu teknolojiler hakikaten diğeri sesi tutamıyordu. E, Force Spoken'da açık açık iki kat e, FPS verebildikleri ayarları ben de gördüm. Çok da hoşuma gitti. Bakalım biraz daha yaygınlaşsın da ne noktaya gidecek onu çok merak ediyorum. herkese açmaları da ayrıca bir şeylik bu arada. Hani şov yani evet, biraz. Evet şov. Bir yandan da Microsoft'un bir açıklaması var. Demişler ki abi yapay zekada şu an en iyi seçenek Nvidia. Yapay zeka yatırımlarına Hı -hı. devam ediyor birçok marka. Şimdi Google Bart'ı Google Asistan'a ekledi ve dünyanın en akıllı asistanı yakında sizlerle yazdı gördün mü? O dediğimiz şey olmak üzere. Hani diyorduk ya Siri'yi birleştirseler bir yapay zeka her şeyimizi cevaplasa falan Google şimdi Android'e getirmeye Hı -hı. hazırlanıyor bunu bildiğin asistanla günlük konuşma yapacaksın. Ya yani bu farklı bir yere gidebilir. Vallahi çok güzel bir noktaya gidiyor. Ben de bu Aa bak şeyin reklamını yapayım hadi. Benim şu an kanalda şeyi başlattım. Stable Diffusion rehber videosu serisi başlattım. Haftadan haftaya da burada yeni bölümleri duyurayım. Çünkü senin kanalında seyircisinin için de çok faydalı evet, bir şey çok olacaktır. Çok merak ediliyordu bu arada nasıl çalıştı sıfırdan şey anlatıyorum. Hani stable diffusion nasıl kuruyorsun, promptları nasıl atacaksın. İnşallah ilerleyen bölümlerde böyle daha kontrol neti nasıl kullanırız, animasyonlar falan. Çok yavaş yavaş ilerleyeceğim bir seri. Öyle hiç şey değil. Babalar yaptınız bastınız hoppa falan değil yani. Hakikaten böyle anlata anlata gideceğim. E orada da şeyi çok bariz ortaya çıkıyor mesela şu an. Stable Diffusion'da Nvidia kartların performans farkı mesela AMD'ye göre 4 kat 5 kat yapılan testlerde ortaya çıkıyor. Yani ne yaptılar da 4-5 kat fark koydular çok bilmiyorum. Benim bir tek bildiğim galiba yani bu yapay zeka jenerasyon içinde bu kudanın, kuda korlar kudun korlar falan kullanıyor. Abi 20 ya yıldır tarafında. çalışan bir adam var bir tarafta yapay zekaya bir tarafta da yapay zeka hmm. ama bir şeyler yapmak lazım diyen bir marka var. Yani arada bu var bence fark olarak. Evet davraları kapatamadılar. Ha onu da söyleyeyim ama inşallah orayı da kapatırlar. Rekabet iyidir çünkü bunu hepimiz rekabet, biliyoruz ki rekabet şeyi getirir abi. Şu anda Nvidia ekran kartları bak 4000 hmm. serisi çıktı. 3000 serisini bir ucuzlatmadılar. 4000 serisini onun üstüne fiyatla koydu adam falan böyle değişik şeyler yapıyor. Niye? Fantazilere giriyor. Rakip yok. Yani rakip olmayacak kendiyle yarışıyor. Hmm. E kendinden yarışınca 3000 serisi kendisine rakip adamın ona göre bir fiyatlama yapıyor falan değişik değişik işlere giriştiler. Bu tarafta kullanıcı çok isyan etti. Adobe'nin bir uygulaması çıktı gördün mü? Project Yo, Stardust nedir? olarak duyurdular. Obje bazlı hmm. resim düzenleme uygulaması. Çok güzel bir videosu ha. var. Mesela bir kadın elinde bavulunu tutuyor. Abi bavulu tıklıyorsun ve bavulu sağa sola taşıyıp silebiliyorsun. Çünkü resimde direkt bavulu bavul olduğunu anlıyor. İşaretliyor ve onun üstüne manipülasyonlar yapmanı sağlıyor. Arkadan işte obje Vallahi... silmek, kadının eline başka bir şey vermek, elbisenin rengini değiştirmek gibi şeyleri bir yapılması gereken ne manipülasyon varsa objeleri tanıyarak yapıyor. Mesela pantolonu işaretliyorsun bir pantolon olduğunu biliyor ve pantolon üstüne manipülasyon yapıyor. Valla Adobe orada biraz geç bile kalmış çünkü şu an iPhone'da yapabiliyorsun ya, ya bunu. evet. Sen yani kullan fotoğrafı çekip böyle basılı tutuyorsun o kopyalanabilir bir objeye dönüşüyor bir anda. Bu onun biraz yani bir farklı tanıma versiyonu. da şu an ama çaktırmadan iPhone bunu eklemiş mesela ben hiç şeyi hatırlamıyorum böyle Davulla zurnayla bunu duyurdukları Aa, hiç hatırlamıyorum. Bir gün böyle fotoğraflardan bir tanesine bakıyordum. Tabii Harbi mi diyorsun? <laughs> Davulla duyurdu. <zurnayla gülüyor> Twitter kullanmamanın parçası demek ki. Bu. duyurdu adam onu. Çok önemli bir özellik Apple tarafında. Ha. Evet. Ben böyle şeydim çünkü. Bir gün basılı tutuyorum böyle bir şey, diye bir şey taradı böyle. Ne oldu lan falan dedim böyle bir hani. Şaşırdım yani tamam mı? Sonradan Whatsapp'ta paylaşırken chat diye pesledince sticker olarak çıkıyor artık mesela böyle her şey. Aşırı tatlı oldu. Her şeyi sticker'a dönüştürebiliyorsun. Yani adam obje tanımayı hop diye yerleştiriverdi mesela. Ya tabii ki Adobe editleme tool'ları falan çok daha gelişmiş bir şey şu. ama. Şimdi orada objeleri tanırken Apple ne diye tanıyor? İşte köpek, insan, hani to komple. Burada tişört, el, Hı -hı. gözlük, burun gibi gibi detay seviyesinde obje tanıma var ve bunları manipüle etme var. Hı -hı. Değişik bir seviyede yapmışlar. Valla hoşuma gitti ve mobil uygulama olarak geliştirmişler. Çünkü mobilde daha çok kullanıldığı insanların böyle şeyler ihtiyacı oluyor herhalde. E zaten şu anki Photoshop'un yapabildiklerini biliyorsun. Frame Generation üstüne tanımlamayla beraber uç noktaya getirdiler yani olayı. Me ee, ben mesela Photoshop'u 2024'e geçirmemişim. Photoshop düzenli kullanan arkadaşlara da şey yapayım. Açıyorum açıyorum lan diyorum bir tür, bir tür Generation çıkmıyor. Tam bir yapacağım tamam mı? 2024'de upgrade etmeyi unutmuşum. Photoshop bütün arkadaşları da tanıtayım. Photoshop'unuzu hemen de 2024'de upgrade ederseniz şu anda. Yani Adobe Cloud kullanıyorsanız zaten. Çat diye herkese o generation'lar açılıyor. Yani bunu unutmayın. Kaç ay önce duyurmuştuk. Betasında düştük. kullanılıyordu ee, zaten aktif. İşte betasından artık full evet, versiyonuna evet. Artık entegre geliyor direkt. Ee, şeyi de söyleyeceğim sana yalnız. Demek ki başka bir konuya çözeceğim. Çünkü de bir yandan seninle konuşuyorum. Bir yandan yandan şeyi kesiyorum. Yani FSR 3 gelecek oyunlar listesinde Starfield yok lan. Niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Yine diyeceksin lan döndük Starfield'a diyeceksin bence ama. Bence AMD hayatın hatasını yaptı Starfield'la. Ben sana söyleyeyim. Abi bak hakikaten şimdi demin gözüme takıldı. Ulan dedim herhalde herhalde eklediler bile ki yani bir o yüzden mi koymadılar acaba diyorum. Bak e, bu kadar övdük ettik. FSR 3'ün destekleyici oyunlar listesinde liste duyurmuşlar. The Immortals of Avium, Forspoken zaten bunlara geldi. Yeni Avatar oyununa gelecekmiş. Cyberpunk, Space Marine, Frostpunk, bir şey, Squad, Starship Troopers artık düşüyor biraz. Wukong, Wukong, Crimson Desert, Like a Dragon, e Starfield? Yok. Hayır. Starfield... Starfield renkli ekran kartı çıkarttın. Starfield renkli ekran kartı kutusu gönderdin piyasada herkese. Yani partisini yaptın. Açılışına logosunu koydun. Ekskluziv yaptın. Ya bir fx destekleyemedi mi abi bu Starfield? Ben anlayamıyorum ne kadar tuhaf ya. Baş partnerin ya senin yıktınız ortalığı ben bir beraber. Bana şey söyleyeyim mi bu arada? Mesela Unreal Engine'a FSR 3.0 ekleyebilir misin diye Koray'la konuşurken o kendi oyununda kütüphane yok, ekleyemiyorsun öyle kolay değil demişti bana. Yani Hı -hı. bu Starfield'ın oyun motoru desteklemiyor bile olabilir biliyor musun? Adamların geliştirdiği kütüphaneyi. Yani <laughs> <laughs> Senden konuşurken şey demiştin ya sen daha çıkmadan. Oğlum Bethesda'nın bütün oyunları full ha. problem. Nvidia sırf bu yüzden bile girmemiş olabilir. Hani başıma bela evet, almayayım evet. diye. Çünkü evet. oyun bir çıktı AMD ekran kartından Nvidia ekran kartlarına kadar alayıyla sorunlu. Yani sorunsuz oldu. Tabii. Herhangi bir platform ve şey bulunamıyor. Yok biz şeyde zaten çok şaşkınlık yaşadık ya. Yalan olmasın ben 4090'da oynarken tabii biraz şeyimiz var. Şahin de benim de öyle yani sponsoru da geldi 4090'lar. Şeyde şansımız oluyor. Sıkıntı yaşamıyoruz abi. Şu <laughs> 4090'ın varsa artık ölümlülerin <laughs> dertleri artık seni dert etmiyoruz tamam mı? Ya bir gün açtım canlı, canlı en sırasında dedim ki gireyim şu GeForce Now'dan gireyim dedim. Hani 2080 ekran kartı denkliğinde orada güç verdiler bana. Hani ben de şeye bakacağım. Çünkü millet şey diyor abi Starfield'e 2080 verdiler performansı düşük falan diyor böyle. lan dedim ya olabilir şimdi 2080 eski kart falan. Abi açıyorum. Ayarları low'a alıyorum. 50 FPS. Hay'a alıyorum 50 FPS. 4K'ya alıyorum 50 FPS. 2K'ya çekiyorum 50 FPS. Yani <laughs> oyunu öyle bir optimize etmişler ki 52 FPS e her şeyi sabitlemişler. Neyi değiştirirsen değiştir frame bir şey değişmiyor. Ya olur mu böyle artık abi? Yani o kadar ben de şu ya abi bilmiyorum. Artık spekülasyon da yapmayayım ama şey yani 3 çıktı. şöyle bir bug'ı var. Adam partneri olan oyunu eklememiş şuraya. Oyunun bug'ı var bug'ı. Ayarları değiştiriyorsun ya. Çıkıp girmezsen bazen ayarlar hmm. aktif olmuyor. Allah Tabii kahretmesin. Sen büyük ihtimal o bug'ı yaşıyorsun. 50 FPS 50 hep aynı ayardasın sen. Oyunun ayarları aktif olmuyor. <laughs> Neyse abi modlar düzeltirler. <laughs> <laughs> bir şey demeyeyim demeyeyim abi diyorum. Yılın oyunu ya. Ayağıma top geliyor ama ya. Yılın ayağı. oyunu ya öyle deme konuşan kalmadı oyunu. Öyle deme bu yılın oyunu. Müthiş <laughs> bir oyun. Xbox'ı kurtaracak oyun geliyor. Sen laf edemezsin bu oyuna. Bu oyunda uzay var. <laughs> Tabi tabi bana kod gönderilmedi için evet. şey gömüyorum ben yani, zaten tabi. Yapma Allah aşkına yılın oyunu oldu bu oyun. Ömrüm boyunca oynayacağım. Yegane mükemmel bir oyun abi. Bir sonraki video Starfield <laughs> diye kötü. Todd Howard açıklama yapmış zaten. 500 saatin altında oynarsanız tad falan filan diye. İyice böyle bu da şey oldu. <laughs> Yo yoğurt satan adama döndü yani. <laughs> 500 saat doldurmak için yürümen yeterli oyunda zaten bir yerden bir yere herhalde değil mi? Tabii. Ya bu arada iki saniye konuşayım mı? Bu Olur. hafta çok oyun gündemi yok zaten. Şundan bahsedeceğim. Tekrar girdim ben Starfield'a. Dedim ki dur belki de hakkını yedik. Hı -hı. Belki de bir ben sinirlendim falan. Sakin kafa. İşte İzmir'deki işleri bitirdim. Geldim burada bütün işleri kapattım. Sen de yapıyorsundur öyle. Böyle bir keyif evet, yapacağım. Evet. Tamam oturdum böyle. Ha, mı? Aldım çayımı. Yan tarafa bir tane anime izliyorum. One Piece'i tekrar izliyorum. Şimdi. Onu açtım. Böyle ana ekranda dedim açayım Starfield'ı. Dur bakayım dedim ya bir şey yapmayayım yani. Hani oynayayım yani. Oğlum böyle bir oyun yok ne kadar sıkıcı bir çok oyun yani ben yani, inanamıyorum. Yok. Oğlum şey dedim yani bak bir öncekinde yaptığım hiçbir şey yapmayacağım. Hani millet hatta bana şey diye kızmıştı. Sen hemen ana senaryoya gittin. Biraz işte keşfetsene falan. Gittim o baş şehre. Baş şehirde böyle restoran manzarası var. Bakıyorsun aşağıya böyle çok güzel. Güzel dedi çünkü oyun motoru kötü olduğu için kötü gözüküyor manzara da. Çok böyle yüksekten kötü bir manzaraya <laughs> bakıyorsun böyle pastel renklere tamam mı? Bir baktım helal olsun oyun motoru şey renderliyor. uzaktaki objeleri falan görebiliyorsun ya böyle. Tarlalar var, küreler var, kuleler var falan. Böyle zoom ettim, baktım onlara. Onlar o bir şey. Yani keşfedilebilecek yerler tamam mı? Dedim aslında ne güzel bak. Bu adam canlı Yani manzaradan baktığın yere gidebiliyorsun. Dur şunlara gideyim dedim. Abi bin metre biri, 900 metre biri yürü Allah yürü gidiyorum. Abi gidiyorum. Koca çiftlik çıkıyor mesela. Güneş tarlası kurmuşlar böyle tamam mı? Hiçbir şey yok Mesut. Hiçbir şey yok oğlum. Yani selobant var. Çekiç var. Anladın mı? İçeriye giriyorsun. Masanın üzerinde iki tane böyle bozuk para 500'erlik bulunuyor. O kadar yürüyorum. Yani 10 dakikada falan yürüyorum oraya. Bütün bana verilen şey çok iyi tasarlanmış bir bölüm. Anladın mı? Böyle hakikaten şeyin tasarımı çok güzel. Bak güneş tarlası. Diyorsun ki ulan burada neler yaşayacağım acaba? Hiçbir şey yok. İki tane selobant alıp çıkıyorsun. Hadi gittim. Radyo kulesi var 900 metrede. Oraya yürüdüm abi. Radyo kulesine gittim. Bravo. Radyo kulesine geldin diye yazı çıktı. Radyo kulesine bir panel bile yok. Bir Ulan gireyim de hani şuradan bir hack atayım da etrafı keşfedeyim falan. Bir şey beklersin değil mi? Bir gelmişim buraya ben. Landmark, koskoca kule. Tırmanayım, mırmanayım bir şey olsun ya. Yok hiçbir şey yok. Sonra şey oldum. Ne yapıyorum lan ben dedim. Binlerce oyun vardı. Abi <laughs> Kapattım oyun yine. o kadar saçmaydı ki. Yani burayı anlatıp bırakmak istiyorum. Çünkü konuş konuş bitmez. <laughs> Eline silah veriyor. <laughs> Ve karşıdaki adama sıkmamak için hiçbir nedenin yok. Sıkıyorsun. Halk dahil herkes sana ateş etmeye başlıyor salak bir şekilde. Bilim insanları bile silah çekip ateş etmeye başlıyorlar. Gemiye kaçıyorsun dışarı bir çıkıyorsun hiçbir şey olmamış gibi halk hayatına devam ediyor. Yani oyun o kadar geri zekalıca tasarlanmış ve o kadar şey ki sıkıntılı bir oyun ki gemiye girip çıktığında dahi yükleme ekranından dolayı bir şey kalmıyor. Yapay zeka senin tehlikeli ve sıkıntılı bir adam olduğunu kayıt altına almıyor. Hayat devam etmeye başlıyor. Bir de bu oyunlarda şöyle salakça bir şey vardır. Eline verdikleri silah level level ya kasıyorsun kendini işte atıyorsun falan. Su tabancası gibi bir şey ateş ediyorsun ediyorsun adam ölmüyor. Hmm. Abi madencilik için verdikleri cihazla herkesi anında yok edebiliyorsun. Yani öyle de bir silah var elinde. Hep herkesin dibine koşup şey dedim ki ya, ne kadar amaçsız bir oyun bu. Yani kurallara uyman içinde mi neden yok? Uymamaya savaşman içinde mi neden yok? Gidip püsküvit, hamburger, patates mi toplayacağım oyunda ya? Yani topladığım bir şeyin de yok, bir değeri yok. gibi bir oyun ya. Ha mesela eski eski oyunlarda şey oluyordu mesela sağlık itemleri kullanacağına mesela küçük hit pointler için yemek evet. yiyordum böyle tamam mı? Bu sefer yemeklerin hit pointleri o kadar anlamsız hale getirmişler ki mesela ben Skyrim'de şey çok yapardım. Kombatta çok yaralanınca potion içerdim. Ama çok yaralanmadım mı? İki marul yardım böyle. Hani hit point'im oradan da olsun hesabı. Ulan burada hit point'in de bir anlamı yok. Üç hit point veriyor uzay site böyle. E bu sefer taşıdığına değmiyor. Gittim iki tane dedim acaba craft'ta mı kullanıyoruz? Gittim iki tane yemek yaptım. O da 3 veriyor, o da 5 veriyor. Öyle... Neyse başla. Planlanmamış Çok... bir şey. Aceleye getirilmiş bence. Çıkartın, çıkartın. Hadi Microsoft çünkü abi. Baktı konsolda oyun yok. Belki adamlar üstüne 5 yıl daha, yıl daha bu... çalışacaktı. Bilmiyorsun ki. <laughs> Ama yani sen <daha gülüyor> ne kadar çalışacaksın bir tane oyunun üzerine? <gülüyor> 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 Neyse. Starfield 2.0 patch'i çıkar o zaman konuşuruz abi, tekrar. Abi Metaverse hayali suya düştü demişler Meta'nın da. Meta işlemci geliştirmeye <laughs> çalışıyormuş kaskları için. Bu... İşlemci ekibindeki herkese atmışlar. Demiştir ki ne yapıyorum oğlum ben. <laughs> biz ne yapıyoruz oğlum demiştir. Zuckerberg böyle girmiştir tamam mı? Abi biz ne yapıyoruz burada? Zuckerberg bir sabah uyanıyor böyle. Oğlum bir şey soracağım. Biz çip mi geliştiriyoruz lan? Evet abi. Nerede oğlum bu çip? Oğlum çip bizim neyimiz lan? Sosyal medyayız biz lan. Şey yapın çıkarın çocukları falan demiş. Oğlum kaskın içinde Qualcomm çalışmıyor mu? Çalışıyor abi. Oğlum biz niye çip yapmaya çalışıyoruz lan? <laughs> <laughs> konuşun ucuz alın siz manyak mısınız demiş <laughs> abi 600 kişi işten çıkartmışlar ya, ya. abi Elon Musk'ın da bu hafta açıklaması var bir tane şey diyor Twitter'ı manik bir anımdayken satın aldım Yapma diyor Yapma ya. ha o da açıklama yapmış öyle ama yani Twitter'ın hani... bankaları 18 milyar dolar borcu varmış konuşulan değerinin hmm. 18 milyar doların bile aşağısında olduğu firmalar hmm. reklam vermediği için Elon'un bayağı bir sıkıntılı stresli olduğu ve Apple'ın Twitter'da şu anda destek vermeyi kestiği, bak o kadar popülitesi gidiyor ki. Marka artık Twitter'dan destek vermiyorsan hemen şey yazarlar ya size nasıl yardımcı olabilirim? Apple bırakmış bunu. Ya. Abi e, yani tabii ki. Yani bir yerden sonra çünkü şey zaten hani bak e, ciddi ciddi iş olarak eleştireceksek bence iş konusunda hatalı yaptığı pek çok şey var. E, bunlardan bence en büyüğü... 2 saat, 3 saat video oynatma kapasitesi eklemesi, canlı yayın eklemesi falan. Bunlar bence şey, Twitter'ın kaldırabileceği altyapılar değil. Öte yandan işte içerik görüntülenmeyi paralı hale getirdi. E kardeşim ama YouTube'da mesela bunu yaptı ama içeriklerine çok büyük kontrol getirdi. Çünkü bu sefer sahte evet, habercilik, evet. toksik habercilik, saldırı, kavga bunlardan para kazanmaya başlarsa insanlar... E şimdi affedersin çıkarıp şeyini sallamak, içerik üretmekten daha kolay. Bu sefer platform çirkinleşir. Bunların hepsi hata. Ama zaten Elon Musk'ın yaptığı şey açıklaması da çok ilginç yani. Twitter manik bir anında manik işte şey o manik depresyon falan halleri oluyor ya bir böyle çöküyor bir böyle hızlanıyor. Tekrar çöküyor geri hızlanıyor. O hızlı anlarından bir tanesi de böyle olur muyum olurum lan alırım lan. Götürün oğlum aldım aa Al, sik almasa mıydım acaba zaten falan olmuş biraz ondan oldu. Sonra. Almasaydım oldu da adamlar dava edince konuşmalar falan ortaya çıkacak diye aldı biliyorsunuz. Zor hmm. zor aldı yani. Tabii. Yazık. Nasıl almam diye. Kıptaktan... <laughs> Adamcağız hastaymış meğer. <laughs> Ben de kötü birisi zannediyordum Elon Musk'ı. Meğer hastaymış. <laughs> o yüzden geçmiş olsun diyoruz buradan kendisine. Abi Ducati'yi bilir misin? Ducati. Ha motor Abi, şey. Yani ha. yarış motorları üretiyor. Ben motordan çok korktuğum için motorlar konusunda çok böyle şey değilim ama Ducati GP23 diye bir yarış modeli varmış bunların. Baktım böyle harbi, harbi kaslı. Onu esinlenerek onun tasarım çizgilerini taşıyan bir elektrikli bisiklet üretmişler. Oğlum ben yani sporla falan çok fazla bir alakam yok. Bisiklete binmeyene ne kadar sürü oldu ama aleti görünce bir alasım geldi. Sonra fiyatına baktım 12 bin euro. Sonra alasım gitti. Yani 12 <laughs> araba <mı oldu? gülüyor> Elektrikli araba satıyor Çinli abi 12 bin euroya. Bisiklet bu Evet değil mi? abi. Bu Japonlar, Avrupalılar ben sana söyleyeyim yok olup gidecekler bu elektrikli otomobil motosiklet yarışında falan. Hani 12 bin euroya bisiklet üretiyorsan bitmişsin abi sen. Daha sen Çinliyle rekabet edemezsin ya. Yani. Gerçi Ducati markayı kullanıyor. Limit dediği için bu ayrı bir seri. Koleksiyon takılıyorum ama. Ama ha okey. Çünkü elektrikli bisikletler çok pahalı değil diye biliyorum ben aslında. Bu Ducati olduğu için öyle. Ve ben sana söyleyeyim. Bence ha. hata alan bu. Bunu üretmeleri lazım. Çok güzel olmuş alet. Yani hmm. böyle bisikletten hiç anlamayan adamı bile... Ben buna bineyim dedirtecek bir alet yapmışlar. Bir de Ducati sonuçta markası. Belki de marka değerini düşünmemek için bunu ele şeye sunmuyordur işte. Yani Mesut binince değeri düşecek sonuçta tamam mı? Beraber. Olabilir olabilir. Bir arada böyle Porsche laptoplar çıkmıştı ya. Lamborghini bağladım. laptoplar falan vardı. Ferrari vardı. Aynen. Bir ara var ya birisi bir şey yapıyor. Arkasından 50 tane marka geliyor. <laughs> ya tutarsa ya 2, 3 üç, ya üç tane zengin araba satarsak diye herkes giriyor vallahi bu toplara. enteresan. Sana son haberimi de Windows 11'den vereyim. Windows 11 güncellemesi AMD sürücülerinde sorunlara neden olmuş. Hani bu şey var ya küresel ısınma olur, Türkiye zarar görür, göç olur, Türkiye zarar görür. İşte bilmem nerede bir roket düşecek olur. Türkiye'de içinde olur o düşeceği yerlerin. AMD de öyle bir yerde ki abi. Bir güncelleme geliyorsa ve eğer bir donanım sıkıntı yaşayacaksa AMD ekran kartında kesin sıkıntı yaşıyorsun. Yani bir oyun çıkıyor, bir donanımda sıkıntı yaşayacaksa AMD ekran kartta kesinlikle sıkıntı yaşıyorsun. <laughs> Yani niye diye soracağım artık ben yani neden hakikaten özellikle mi? Nvidia para mı veriyor AMD'ye sıkıntı çıkarın diye artık bunu merak ediyorum şöyle, yani. Yani AMD ile uğraşın diye Intel'in zamanında millete para verdiği ve işte sıkıntılar yarattı rekabet koşullarına aykırı hareket ettiği falan cezalarla ortaya çıktı zaten davalarla. Öyle mi? Evet. Ha Tevekkülü değil geçen hafta Fransa Nvidia'nın ofislerini basmış sen gördün mü Yok, haberi? Hayır. Ha, tekelcilik endişesinden Nvidia'nın Fransa'daki ofisleri basılmış oğlum. Polis bilgisayarlara falan el koymuş. Fransa'daki ofisleri de belki güzel de bir bu arada. Belki arıyorlardı şimdi. Olabilir. Ha, belki de 4090 arıyorlardı. Onu da bilemem şimdi. Yalan olmasın. Çünkü Nvidia ofisi keşke ben bassam Nvidia ofislerini anladım. Allah düşünsene kutu kutu duruyor da 4090'lar. Ya ama şeymiş işte şey konusunda ara, şey alacaklarmış. E, cloud servisleriyle olan yakın çalışmalarından ötürü eee tekelcilik kaygılarıyla incelemeye alacaklar. Abi incelesinler Fransa, yani sonuçta hükümeti. şöyle bir durum söz konusu. Eğer sen dürüstsen ve kötü bir şey yapmıyorsan incelenmekten kimse korkmaz abi. Hatta beni denetlemeye gelin diye bağırırsın çıkıp yani. Ki Hı -hı. hani herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Cloud servislerinden dolayı da Nvidia'dan şu yüzden korkuyorlar. Nvidia yıllar önce bu işe yatırım yapmaya başladığında millete ee, ne olacak? Aynı yapay zeka gibi. E, bunu kim kullanacak? İnternet altyapısı hazır mı ki falan filan diyordu. Sonuçta hı bana hı. da sorsan o dönemlerde şey derdim. Yani abi yapacaksın da ligi nasıl yeneceksin? leg var. Yani internette bile bugün internet sitesine girerken 5000 saniye leg alıyorsun. Oyunu nasıl et, yeneceksin? Olmaz pardon. abi, çalışmaz abi. He. Oradan nereye geldik? Bak şimdi. Almışım G Cloud'u. Wi-Fi üstünden oynuyorum. Lag hissetmiyorum ya. Hani her şeyi geçtim. Kablosuz. Kablosuz internete bağlanıyorum. Cloud'dan oyun oynuyorum Android cihazla. Ona rağmen legi hissetmiyorsam yani korkuyorlar tabii. Çünkü bu adam harbiden teker olur böyle giderse. Korkuluyorlar Nvidia kardeşime. Yani şimdi denetlemeleri iyi. Belki de yarın öbür gün Nvidia diyecek ki Cloud servislerine başka bir şirket olsun. Hı -hı. Yani senden bağımsız bir şirket olsun. Microsoft'u öyle bölmeye kalktılar ya. Ofisini ofisini dediler. sonra kazandı teker davalarını hani. O da vallahi ilginç bir iş Mesut aslında. Yani çünkü düşündüğün zaman adam cloud servisi diye sana bilgisayar kiralıyor. Ne yapacak? Bilgisayar kiralamak mı yasak olacak? Yani şey çok ilginç aslında. Hani adam şey yapmıyor ki. Abi siz ekran kartı zaten satın alıyordunuz. Ben şimdi kiralıyorum size bunu diyor. Hayır olur mu lan sen teker oldun falan desen. E ne yapayım abi ben kat satmayayım mı bu ekran kartını? Kiralamayayım mı? Ne yapayım diyecek. Yani aslında çok simple bir iş modelleri var. O iş modelin üzerine yeni teknolojiler geçti. Aslında tuhaf falan o. Yani adam yoksa şey yapmıyor ki. Anladın mı? Yani ne olacak? Cloud'dan oynadık dediğinde adam sana adam da orada ekran kartından proses kiralıyor. Yani şimdi orada o kadar aslında hani tekellikle şey yapamayacağın, kızamayacağın bir taraf ki ne yapacağız? Adam teknoloji mi geliştirmesin o zaman? Zaten problem nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi bu tarafta abi Hı -hı. aslında Nvidia öyle bir yere geldi ki yapay zekada ve bu cloud gaming tarafında özellikle düşündüğünde Apple gibi donanım da yazılım da Nvidia'da. Yani Adam sadece donanım üretip birileri ona yazılım geliştirsin diye yalvarmıyor, beklemiyor. Yazılımı da kendisi <laughs> yapıyor. Bu yok edilemez bir güç yaratıyor abi. Nükleer buz kıran <laughs> gemi gibi yani sektörün önünü istediği sektöre girebilir abi. <laughs> Nükleer enerji de içinde var. Kimseye muhtaç gibi kim kıra kıra gidiyor buzu. Yar yardıra yardıra gidiyor yani. Bu yüzden adamlar tedirgin oluyorlar. Yani bunu kim durduracak abi? Yazılımda üçüncü partiden destek almıyor, gerek yok. Donanımı da kendi üretiyor? Ben şeyi düşünüyorum. Bu Nvidia'nın arka satın alması gerçekleşseydi ne olacaktı acaba? ARK derken abi? Bir ARM, yani ARM, pardon, ARM pardon. ARK derken dedim. Intel'in ekran kartları farklı bir olay çünkü. Yok yok şey ya. Kafam öbür tarafa gitti. ARK diye bilgisayar oyunumuz var. Benim ya, oradan ya karşıya kaydım. Ama bir tane ARM diye bir şey üreticisini alacaklardı. Abi fantasy şuydu. ARM işlemcileri Nvidia ekran kartlarının içine koyacaklar. Sen bilgisayar Hı -hı. diye bir tane Nvidia ekran kartı satın alacaksın. Belleği her şeyi Hı -hı. içinde. Bence keşke yapsalardı. Bilgisayara takacaksın onu. Bir tane anakart belki alırsın. O da Nvidia olur büyük ihtimalle bir yerden sonra. Hatta belki de ekran kartına direkt şey yaparsın abi. Güce ekran kartına takarsın. <laughs> anakart da yok yani. Monitör çıkıyor <laughs> da aldın mı. <laughs> tamam. Vallahi herhalde işte... 40 milyar dolarlık falan bir satın alma olacak Tabii, diye kalmış. Tabii ona izin vermediler baktılar olma olmayacak yani ona alamayacak yani bu var. harbiden teker olur lan dediler artık evet. buna. hani ona izin vermediler çok ilginç bence yine yapamayacakları bir şey değil ee, ama bu sefer de işte Çin'e satışı olmuş bilmem ne olmuş bu arm konusuyla ilgili hikaye devam etti valla Nvidia ilginç bir noktaya gidiyor o yüzden ben böyle arada şey oluyorum yani AMD arkadan gelip işte biz de FSR 3 falan bir şeyler dedikçe tamam lan hadi aslan siz de artık geride kalmayın oğlum bak hani Adamlar iyice aldı gidiyorlar hani 10 0 da olmasın maç hani 17 olsun falan gibi oluyorum böyle. Abi teknoloji sektörünü <laughs> geçmişten bugüne takip eden özellikle bilgisayar donanımları yakından ilgilenen arkadaşlar şey bilirler. Çok uzun yıllar abi bilgisayar anakartlarında yonga seti dediğimiz kavram çok büyük önem taşırdı. Yani Kuzey Köprüs dediğimiz bir köprü vardı. Bu köprü USB portlarından işlemcinin belleklerle ve ekran kartıyla haberleşmesinden sorumluydu. PC Express'leri falan o kontrol ederdi. Ve genelde hız aşırtma vesaire dediğin zaman Kuzey Köprüsü ne kadar yetenekli ve kuvvetli bu iş iyi olurdu. Bir Intel vardı. Yani diğerleri yaparlardı bir şeyler ama Via'nın falan yonga setleri, Cyrix'ler vesaire pek böyle bir şeye gitmezdi abi o. Tat vermezdi. Hı -hı. Alırdın işlemci yarı performansını kullanırdın. AMD'nin de yongaları vardı ama onlar da başarısızlardı özellikle hız aşırtma konusunda. Sonra Nvidia bu Kuzey Köprüsü üretme işine girdi. Anakart üretmeye başladı direkt abi döneminin en iyi ses kartı, en iyi hız aşırtma anakartları kartları Nvidia, m 4 serisiyle beraber geldi. Sonra bunlar Intel'e geçtiler. Intel ana kartları domine etmeye başlayınca Intel önlerine set kurdu abi. X86 lisansları konusunda problem yarattı. Nvidia da çekilmek zorunda kaldı. Dediler ki size tekel davası şey açarız, lisans davası, bilmem ne davası. Intel orada böyle bir şey yaptı hemen. Bana ne, bana ne? O Nvidia alınan bebek gibi ağlamaya başladı. Bunlar dediler ki başlar bu sektör böyle devam etsin. Çıktılar o sektörden. Aha. Sonrasında zaten öyle bir vizyoner marka ki Nvidia'da Kuzey Köprüleri işlemcilerin içine girdi zaten. Kuzey Köprüsü diye bir şey kalmadı yani anakart üretmenin bir anlamı kalmadı. Nvidia'nın şu örneğini vermek istiyorum. Yani girdiği her sektörde fark yaratmayı bilen bir mühendis takımı var. Bu manyak abi. Özellikle hmm. Soundstorm diye bir ses kartları vardı inanılmazdı ya. Yani ana kartın üstünde geliyordu entegre olarak. Ve başka bir ses kartına ihtiyaç yoktu. Yani özellikle dol bir dijital desteği uç noktadaydı. Bu adamlar çok ince detaylara önem veren ve bilgisayar dünyası için çok önemli adamlar. Olmaları iyi ve bunlar olduğu sürece de yenilikleri göreceğiz. Arkadan da işte birileri gelip onu ucuzlatacaklar inşallah. Yani onu bekliyoruz. Hı. Yoksa ucuzlatmazlarsa bu adamlar gerçekten gördük 4000 serisinde pek de öyle ucuz atma değerinde değiller çünkü şey diyor adam. Abi ben bunun için çok çalıştım parasını vereceğim. Tabii. Yok rakip olmadıktan sonra niye ucuzlatsın? Evet biraz o moddalar. Çok basit yani. aslında. Şimdi bakalım onlar ne olacak yani. Yapay zeka ile tasarlanmış. GG karttan almak için barkodumuzu buraya koyalım. Yine yapay zeka Bana bak yapay zeka ile tasarlanmış deyince geçen haftaki programdan sonra ya, al beni sana yapay zeka tasarlanmış paket göndermiş bize göndermemiş. O ne programdan iş? önceymiş ya ben almamışım kargodan. Programdan <laughs> alakası yokmuş onun. <laughs> al beni hayırdır ya. <laughs> Çikolata istiyor arkadaşımız ona da. Bu arada Allah Allah. Bu paketten çıkan çikolataları açtım. <laughs> tatları değişik geldi. Hı. Ben albaniyi çok severim normalde. Hani metro mu mu mi desen albaniyi tercih ederim ya da çikolatalı gofret'e karşı. Bunların tadı da bir değişik geldi. Ben bir tanesinden sonra yemedim. Dedim ulan ya kargoda bozuldu bunlar bir şey oldu. Güneş mi gördü artık <laughs> ne oldu? <laughs> Adam gönderim yaptığına pişman oldu. Aman dikkat et abi. Yok ben severim <laughs> normalde. Şey için. Sadece bu tip gönderilerin kargo markalarıyla kargo firmasıyla olmasının ben rahatsız edici olduğunu söylüyorum. Yani gıda ürününü yurt içi kargoyla yollamazsın be kral. Elden teslim edecek günü gününe teslim edecek abi yoksa çok riskli Tabii iş gerçekten. Abi gelecek, yani tam. yurt içi kargonun depolama süreci onu taşıma süreci adam gıda taşımak için kurmamış ki abi yurt içi kargoyu yani. Bana Tabii. çok saçma geliyor benim doğum günümde bana kek çikolata falan kargoyla yollayan adam var abi habersiz yani. Olmaz abi kurye. Yani Bozuluyor abi. Bana bir kere bozuk Brownie geldi öyle. markayı hadi söylemeyeyim de işte aşasın sizle olan işbirliğimiz ama şöyle mutluyuz falan. Brownie bir geldi ekşimiş. e olur mu abi şimdi yani yazık günah herkese yazık günah. Evet günü, abi hakikaten. yani onun yerine git bir yere bağış yap madem. Hani tamam eyvallah anlıyorum ağzımız tatlansın istiyorsun ama kargoyla olacak iş değil gerçekten de. Dur ben şey yapacağım. Benim yapay zeka eğitim serisinde marka logolarını nasıl yapay zeka ile tasarlattırıp ajansçılıktan mis gibi para kazanırsınız projesiyle? <laughs> Devam edeceğim diyorsun. Millete, millete ekmek kazanmayı öğretiyor. Artık ekmekleriyle mi oynuyoruz? Ekmek kazanmayı mı öğretiyoruz bilmiyorum ama tutorialını koyacağım yani. Kontrol netle çözeceğiz. Yap öyle. yap abi. Güzel bir seri oluyor. Eline sağlık. Bu arada bir tane müzik var. Müzik serisi var. Telif atmazsan hı hı. onunla kapatalım mı? Ha, Mina'nın şarkıyı koyacağız evet. olur koyalım yani, tabii can ki. Can bundan sonra müzik yapımcılığına başladı. Özellikle <laughs> genç kardeşlerimiz dikkat etsin. Kaset yapacağım sana gel. Sen genç bir delikanlıya <laughs> <yerine> Altın zincirim <laughs> kalınlaşıyormuş burada böyle daha büyük altın zincirler geliyormuş. Yok ya Mina diye genç bir arkadaşımız var sağ olsun çok güzel sesi de var. şey. Anime şarkıları yapardı. Ee, onunla işte geçtiğimiz haftalarda bir görüştük tanıştık hadi gel dedik oyun şarkılarına beraber yapmaya başlayalım. Çok güzel bir cover yaptı. Baldur's Gate ee, 3'ün cover'ını yaptı. Kapanışa da koyalım. kanalına da takip edelim evet, evet. O zaman ona da bir faydası Hem olsun. Can Sungur'un kanalında yeni şarkıyı, işte bu şarkıyı izleyebilirsiniz. Baştan sona dilediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz. Hem de arkadaşlar Minan'ın kanalında aşağıya koyuyoruz, etiketliyoruz. Orada görebilirsiniz. Can eline sağlık. Güzel iş ya. Ben sevdim. Ha, yani tatlı, yeteneklere tatlı. destek vermen takdiri hak ediyor. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Hadi bakalım, bu değişik görüşürüz. bir bitiş oldu. Evet birbirimizi <laughs> öptük bu sefer. Seyirci öperiz normalde. Hadi lazım. <laughs> <laughs> hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.